Bismillahirrahmanirrahim ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhabalar. Bu dersimizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimsenin yapmış olduğu hataları lahni celi ve lahni hafi işleyeceğiz. Ayrıca bu hataların namaza olan etkisini Zelletül Kari başlığında kısaca ele alacağız. Dersimize başlayalım. Lahni celi, tecvid ilminde Kur'an tilaveti esnasında yapılan hatalara lahın denmektedir. Lahni celi ise açık hata, harflerin zatında ve sıfat-ı lazimelerinde yapılan hatalardır. Bu hataları çoğu kimse fark edebilir. Üç kısımda incelenir. Bir, harfte meydana gelen hatalar. Örneğin, bir harfin yerine başka bir harfi okumak veya harfi okumamak ya da fazladan harf okumak gibi. Mesela elhamdülillahi kelimesini elhamdülillahi diye buradaki lamı ra okumak açık hatadır. Yine el alemin kelimesinde ayın harfi uzatması gerekirken el alemin diye harfi okumamak da yine açık hatadır. Maliki yevmiddin kelimesinde mesela bu kef harfinde şedde yok. Maliki yevmiddin gibi şeddeli okumak açık hatalardan sayılır. Lahni celiden. İkincisi harfte meydana gelen hatalar. Kim harfin harekesini değiştirmek, üstün harekesi esre, cezim bir harfi harekeli okumak gibi yapılan hatalardır. Örneğin gayril mağdubi aleyhim kelimesini gayrul mağdubi diye mesela ra'yı ötre ile okumak. Mesela vel asr kelimesini sat burada cezimli, onun yerine vel asr gibi sata hareket vermek açık hatalardandır. Sükunda meydana gelen hatalar da yine lahni celinin üçüncü kısmından yer alır. Yani sakin bir harfe hareke vermek. Elhamdu kelimesine de ki buradaki elhamdu, elhamdu. Genelde yapılan hatalar sakin lamlara hareke vermek. Gelelim lahni celinin hükmüne. İster manayı bozsun ister bozmasın. Harfin değiştirilmesinde, harekenin yanlış okunmasında ve sakin bir harfi harekeli okumada meydana gelen hata açık hata anlamında lahni celi olur. Her Müslüman kıraatini, namazlarda okuduğu Kur'an'ı yani lahni celiden kurtaracak şekilde öğrenmesi farz-ı ayındır. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bu tür hatalardan kaçırılması her Müslümana gereklidir. Tecvid kitaplarımızda lahni celi hatasına düşülmemesinin gerekli olduğu sürekli vurgulanmıştır. Ayrıca bazı kitaplarımızda bu tür hataya düşenin farz-ı ayını terk ettiğinden dolayı günahkar olduğu ifade edilmiştir. Bu tür hataları çoğu kimse fark edebilir. Gelelim lahni hafiye. Lahni hafi, gizli hata. Harflerin sıfat arızelerinde meydana gelen hatalardır. Tecidi bilenlerin fark edebildiği ve çoğu kimsenin fark edemediği hatalardır. İki kısımda incelenir. Biri, tecid ilmini az çok bilen ve uygulayan kimselerin fark edebileceği hatalar. Yani ihfa, iklab, idgam, izhar gibi kaideleri yapmamak. Bunları terk etmek. Metleri gereği gibi uzatmamak veya met tabi gereğinden fazla uzatmak. Bunlar lahni hafini türlerindendir. Yine lahni ikincisi tecvid ilmini iyi bilen, uygulamada derin bilgisi olan kimselerin fark edebileceği hatalar lahni hafinin. Yani ra harfini ince okunacak yerde kalın. Mesela ra değil de ramadan değil de remadan gibi. Yine kalın okunacak yerde ince okumak. Lafzatullah'ın lamını ince okunması gereken yerde kalın. Kalın okunması gereken yerde ince okumak. Mesela billahi'deki lafzatullah ince okunması gerekirken billahi diye kalın okumak. Bunlar lahni celinin, lahni hafinin ikinci türü olan hatalarıdır. Yine ihfa, iklab, gunneli okunacak yerleri eksik veya fazla yapmak. Mesela inküntüm. Bir buçuk elif tutmamız gerekirken inküntüm diye geçtiğimizde ya da inküntüm yani ikiye yakın bir tutma, yerinden fazla tutma olur ki bu da lahni hafiden sayılmaktadır. Peki yani arizi sıfatlar nedir? Sıfat arizeler. Harflerin arız sıfatlarında meydana gelen hatalar lahni hafi denmişti. Arız sıfatlar met kaideleri. Yani met tabi, metli muttasıl, munfasıl, lazım, arız değil. Bunlar arızi sıfatlar harfleri. Yine temim ve sakin nun harfine ait kurallar yani ihfa, izhar, idgam, me'alhune, idgam, bilahune, ihlab bunlar da yine harflerin arızi sıfatlarıdır. Mim sakin halleri, ihfa şefevi, izhar şefevi, idgam isteyin, me'alhune, yine idgam kaideleri, idgam isteyin, idgam mütecaniteyin, idgam mütekaribeyin, idgam şemsiye, izhar kameriye, lafzatullah, hükmü, ruh, sekte gibi kaideler usule uygun yapılmadığında lahni hafi meydana gelmiş olur.
Gelelim lahn-ı hafinin hükmüne. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan bir kimsenin lahn-ı hafi tarzında ifade edilen hatalardan kaçınması gereklidir. Lahn-ı hafinin birinci kısmında yapılan hatalar tahrimen mekruh diye ifade edilmiştir. Yani büyük hataya yakın. Lahn-ı hafin ikinci kısmında yapılan hatalar tenzihen mekruh diye ifade edilmiştir. Lahn-ı hafin. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen, yeni öğrenenler veya yaşlılığından dolayı öğrenme imkanı zor olan kimselerin gayret etmelerine rağmen bu tür hatalardan kendilerini koruması zordur. Özellikle de yani eğer ağız alıştıysa yanlış okumaya bunu tekrardan düzeltmesi zor. Dolayısıyla bu kimseler maruz sayılabilir. Fakat ihmalkarlık önemsememek mazereti ortadan kaldıracağını ifade edelim. Şimdi gelelim bu yapılan hataların namazdaki durumuna. Namazda kıraat esnasında yapılan hata, dil sürçmesinden dolayı namazın bozulmaması, fıkıh ilmihal kitaplarında Zelletül Kari başlığında değerlendirilmiştir. Anlam bozulacak şekilde kasten yapılan hatalarda namaz bozulur, bil ittifak. Kasıt olmaksızın, yani herhangi bir kasten böyle bir eylem olmaksızın, yanlış okumada ölçü, değiştirilen mana Kur'an'ın bir başka yerinde varsa namaz bozulmaz. Fakat Kur'an'dan olmayan bir okuma ve anlam da değişmişse namaz bozulur. Şimdi açıklayalım. Bir harfi yerine başka bir harf okumak. Bu harfler birbirine yakınlığı bulunan harflerdense genel olarak namazı bozmaz. Mesela F yerine V, ikisine mahreci yakını. Gayn yerine H, yine T yerine DA, DA yerine T gibi okumak namazı bozmaz. Sat yerine sin harfini okumak da genel olarak namazı bozmaz. Fakat alimlerimiz Kul huvallahu ehad kelimesini Kul huvallahu ehad T yani buradaki yakın olsa bile değiştirdiğinden dolayı namazı bozacağı kanaatindedirler. Yine şeddeli harfi şeddesiz. Şeddesiz harfi şeddeli. Uzatma okunacak yerde kasr ile okuma. İdgamlı yerler idgamsız okumak namazı bozar. Kasıt olmaksızın fakat. Hatalı vakıf yapmak veya hatalı iptida yapmak namazı bozmaz. Anlamı değiştiren fahiş hatalı yeri yani bir okuduma oldu. Çok fazla anlam değişti. Yani haşa Allah vardır yerine Allah olmadığını ifade eden bir kelime ile yanlış okundu. Bunu tekrarladığınız zaman yani düzgününü okuduğunda namaz bozulmaz. Düzeltilmezse namaz bozulmuş olur. Şunu da belirtelim. Şafi ve Hanbelilere göre Fatiha suresi dışında okuyuşlarda kasıt olmamak şartıyla meydana gelen hata sebebiyle namaz bozulmaz. Dolayısıyla Fatiha suresini düzgün ezberlemek, usulüne uygun olarak okumak gerekir. Kur'an'da olsun olmasın, unutma ve hatadan kaynaklanan okuma hataları Kur'an'daki anlamdan uzaklaşmışsa, yani mana fahiş bir şekilde bozulduysa Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre namaz bozulur. Eğer bu Ebu Yusuf'a göre ise İrab ve hareke yanlışlarıyla anlam değişse bile yapılan hatalı okumanın benzeri Kur'an'da yer aldığı sürece namaz bozulmaz. Yani bu kuralın bir sonucu olarak yapılan hatalı okuma Kur'an'da bulunuyor ve anlam fahiş sayılacak şekilde değişiyorsa adı geçen 3 alime göre de namaz bozulur. Mesela Hâzel Gurâb Maide suresinde bu karga demek. Onun yerine Hâzel Gubâr. Bak kelimeler yer değişti. Hâzel gubar yani bu toz dense yine es-serâil yerine bir anlamı olmayan es-serâil demek namazı bozar. Fakat kavvâmin kelimesinin yerine kayyâmin şeklinde okunması anlamı değiştirmediği için Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Bu hatalı kelime Kur'an'da bulunmadığından dolayı İmam Ebu Yusuf'a göre namaz bozulmuş olur. Ancak Ebu Hanife ile talebelerine göre unutma ve hata eseri değil kasten okuma hatası yapılır ve bununla anlam değişirse namazın bozulacağında ihtilaf yoktur. Yani bir ittifak namaz bozulur. Özetle şöyle diyebiliriz. Bu hatalar fahiş şekilde anlamı bozuyorsa namaz bozulur. Yapılan hata fahiş olmayacak şekilde anlamı bozuyor fakat Kur'an'ın başka bir yerinde yer alıyorsa Ebu Yusuf'a göre namaz bozulmaz. Fakat Kur'an'da yer almıyor ama anlamı değiştirmiyorsa Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulmaz. Dersimizi özetleyelim. Lahn-ı celî, açık hata, açık yanlış. Harflerin yapısında ve özelliklerinde, zat ve sıfat lazimelerinde yapılan hata, olup bu tür hataları Arapçayı ve Kur'an okuması bilen kişiler fark edebilir. Bu hatalar, bir harfi başka bir harfle değiştirmek, harf ilave etmek, mevcut bir harfi terk etmek veya bir harfin hareketini değiştirmek,
Harekeli harfi sakin kılmak, sakin bir harfe hareke vermek şeklinde olabilir. Kur'an okurken bu tür hatalardan mananın bozulup bozulmaması durumunda bile, yani mana bozulmuyorsa bile sakınılması farz-ı ayın kabul edilmiştir. Gelelim lahn-ı hafiye, gizli yanlış, gizli hatalar. Harflerin sıfat arızalarında meydana gelen hatalar olup bunlar ehil olmayan kimseler tarafından anlaşılmaz. Lahn-ı hafide harfin zatı yapısı değişmez, mana bozulmaz. İhva, iklab, izhar, ilgam gibi uygulamaları terk etmek yahut bunları yanlış yerde yapmak, vacip metleri eksik, tabi metleri fazla uzatmak, ra harfindeki tekrir yahut mim ve nun harflerindeki gunneleri belirtirken ifrat veya tefritte bulunmak gibi hatalar lahn-ı hafi olup Kur'an tilaveti sırasında görülen bu hataların yapılması mekruh görülmüştür. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.